cüce nerede? Gebereceksin. Benden önce sen gebereceksin. Nadia! Nadia! Yeter! Dur! Bak ben Türk askeriyim. Eğer bildiklerini anlatıp bizle uzlaşma yoluna girersen hem yaşarsın hem de ceza indirim alırsın. O yüzden bildiklerini anlat. Sen beni salak mı sandın? Tezgahını anladım. Nadia sana çalışıyor. Üstelik kendini de ölü gösteriyor. Yaşamama izin vermez. Bunu düşünmedin mi sanıyorsun? Ha? Peki. Sen bilirsin. Yeter. Yeter. Bak, senin son şansın benim. Yoksa seni Nadia öldürecek buradan. Anlatacak mısın? Anlatacağım. Yemin ediyorum. Fazla bir şey bilmiyorum. Füze gemiyle yola çıktı. Türkiye'de bir limana yanaşacak. Orada kimyasal başlıklarını takacaklar ve hedefe doğru hareket edecek. Ama hedefin ne olduğunu bilmiyorum. Devam et. Yakalanma ihtimalini azaltmak için füze parçaları farklı kişilere ve lokasyonlardan toplanacak. Fırlatma rampaları Novak'ta, Norra civarında bir yerde. Sadece bunu biliyorum. Yani füze 3 ayrı noktadan hareket edip toplanacaktı. Doğru mu anladım? Füze Türkiye'de bir limana inecek. Limanda kimyasal başlıklar takıldıktan sonra son adresi olan Karadeniz'de füze rampalarının yükleneceği yere gidecek. Bütün bildiğim bu. Şimdi bana söz verdiğin gibi beni Türk istihbaratına teslim et. Yürü. Hadi yürü. Nadia! Söyledim. Yaşadığımı bilen hiç kimse sağ kalamaz. Ben senin gibi kiralık katil değilim. Eğer biri teslim olduysa onun canı Türk askerine emanettir. Anlaşmamız buydu. Anlaşma falan yok. Benim tek bir sözüm var. Onu da vatanıma verdim. E iyi işte. Ben de o güzel vatanın iyiliği için yardım ediyorum sana. Sen benim gözümde bir muhbirden başka bir şey değilsin. Sen önce ellerindeki kanı temizle. İnan bana, sadece bir pislik eksildi dünyadan. Başka bir şey değil. Seninle farkım var. İşine geldiği gibi öldürüyorsun. Benim bağlı olduğum değerlerim var. Canın cehennemi Ali. Bana bak. Ya anlaşmamıza uyarsın ya da ben kendi bildiğim yoluma giderim. İzin vermediğim sürece hiçbir yere gidemezsin.